Değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz, ben Emrah Çil. Kamera arkasında Murat abimle beraber sizlere Kızıksa köyüne geldik bir kez daha. Burada size 677 metre tapu alanı içerisinde yenilenmiş güzel bir ev ve bahçesini tanıtacağız. Biliyorsunuz Türkiye genelinde bu aralar havalar çok sıcak. Biraz hızlı yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlatacağız. Şimdi burası nizami bir şekilde devlet tarafından parsellenmiş ve vatandaşların imkanına sunulmuş, yolları parke, bazı yerleri siyah asfalt olan, herkesin garajı olan, her yerde birer kat, ikişer kat güzel köy evleri olan, şirin, büyük bir belde kadar büyüklüğü olan ama küçük bir köyümüz. Adı küçük ama köyümüz büyük. Şimdi Kızıksa'dan size mahallenin en sonundaki evi göstereceğiz. Öncelikle sınırlarımızdan başlayalım. Ve şuna değinmek istiyorum. Mal sahibimiz zamanında içerisine bolca ağaç ekmiş. Hepsi de verim vermeye başlamış. Hem köy evi hem de büyük bir bahçesi hem de ekip dikebileceğimiz bir alan olsun diyorsanız burası tam size göre. 677 metrekare yerimizin sınırı komşumuzun bu duvarı. Az sonra bahçeye gireceğiz. Büyük ceviz ağaçları, nar ağaçları, hepsinden bahsedeceğim size. Hemen Murat abim şöyle yolumuzu şöyle bir gösterelim. Sıcak asfalt var yolumuzda. Bakın yan taraftaki evler de yenilemiş. Hep böyle müstakil evler. İmarlı %40 imarlı, 2 kat imar var burada değerli izleyenler. Şöyle Murat abim bana doğru gelirse. Şimdi evimizin araba garajı var. Bir de burada da bir tahtadan da olsa bir araba garajı gibi, yani araba girecek kadar büyüklükte yer ayrılmış. Ama komple bahçe olarak kullanıldığı için araba girmiyor. Evet, şöyle Murat abi gösterelim. Sınırlarımız, evimizin her yeri duvarla çevrili. Bakın az sonra sizler göreceksiniz, böyle güzel nar ağaçlarımız var. Narlarımız yetişmiş. Büyük bir ıhlamur ağacımız var yine sınır bölgesinde, sınırda. Evet, şöyle yine bu şekilde. Evet, şu siyah porta kapının olduğu yer araç girişimiz. Yan tarafta yaya girişi. Hemen yan cepheyi de gösterelim Murat abi. Yerimizin karşısında küçük bir dere var. Tahliye kanalı gibi devamlı akıyor. Güzel. Büyük bir ağacımız var yanda. Doğu yine bu şekilde cephemizde şu beyaz çanağın bir yandaki duvara kadar. Yani komple cephesi de bu gayet geniş. Evet, şöyle bir mal sahibimize merhaba diyorum. Selamünaleyküm. Müsait mi abi? Evet. Kapı numaramız. Nasılsın abi, iyisin? Evet, şöyle yerimizin içine girelim. Evet değerli izleyenler. Şimdi öncelikle dışarıdan gösterdiğim sürgülü kapı. Araba garajımız burası. Yeri beton atılmış. Üstüne de asmayla güzel bir gölgelik sağlanmış. Aman Murat abi. Bu kuyu suyu. Evet. Kendimize ait. Herhangi bir ücreti yok. Bununla bahçeye suluyorsunuz abi. Evet, şöyle bu ilk baş şu tarafı gösterelim Murat abi. Şeyde kararsız kaldım. Şu kuruluk bizdeydi değil mi? Evet, bizde. Evet, tabii. Burada bir ayva ağacımız var. Elma mı? Elma. Bu elma ağacı. Yanıldık. Yanında bir üzüm var. Çiçeklerimiz var. Evin tanıtımını en son yapacağım. Şöyle bir önce bir bahçeye gezelim. Burada büyük bir dut varmış herhalde. Evet, gövdesi var. Patlar herhalde muhtemelen. Yok. Patlamaz mı? Evet. Burası odunluğumuz. Ardiyelik, odunluk. Takım taklavat koymaya. Yani komşuyla sınırımız da burası. Şurası. Burada bir şeftali ağacımız var. Böyle Murat abi, seni önden alayım ben. Şimdi bahçemizi tanıtalım. Bu arada hızlı geçiyoruz ama burada hep karpuzlar ekili, güller var. O kadar çok yeşillik ki. Evet, dışarıda bir lavabomuz var. Kuyumuz var Murat abi, lavabo olsa ne olur. Evet, şöyle bahçemize girmeden önce sol tarafta biz dün gelmiştik. Burada başka bir çekim yaptık. Ben küçüklüğümde çok ektim patlıcan. Hatta amcamıza dedik patlıcanların keyfi çok güzel. O da suluyordu bunları. Bakın değerli izleyenler, bunlar patlıcan. Belki hiç görmemiş olanlar vardır. Şurada da Murat abi görünüyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir hemen garajımızın yanında hobi bahçesi var. Biberlerini ekmiş. Mal sahibimiz Yadigar amca değil mi? Evet. Evet. Burada büyük bir ıhlamur var. 10 senelik vardır herhalde. Fazla mı? Büyük bir ıhlamur ağacı var. Bunun da gölgesi yeterince iyi. Evet. Şimdi burada bir çitimiz var Murat abi. Girmiş olduğumuz yer böyle bir meyve bahçesi gibi. Aynı anda hobi bahçesi. Bütün ağaçlar yetişmiş. Dün şeyi söylemiştin. Yani narlarla ilgili ne narıydı? Deve dişi. Deve dişi. Yani bu narlar büyük oluyor ve az bulunuyor. Ekmiş. İki ağaç. İki ağaç var. Dışarıdaki ağaç bu muydu? Evet. Dışarı sarkmış. Evet. O bayağı verim vermiş. Şimdi sınırdakileri gösterecek olursak şurada bir incirimiz var. Bunlar yabani. Bunlar yabani. Şeftaliler. Büyük ceviz ağaç. Büyük ceviz ağaçlarımız var. Yanda da var. Bir tane daha iki. Öbür tarafta buraya da sırık fasulyesi, domatesler. Vallahi bayağı bakmışsın bahçeye. Yadigar amca. Bu kiraz. Ama mevsim geçti artık. Tabii. Bak bahçede. Gel Murat abi. Burada bir dut ağacımız var. Burada bir zeytin. Evet, hava sıcaklığından dolayı telefonlar kendini güvenliğe alıyor. O yüzden videoya devam ediyoruz. Bahçemizi tanıtmak gerekirse devamında şurada iki tane büyük ceviz ağacımız. Yine burada kabak ekilmiş, domateslerden bahsettik. Şimdi burada bir zeytin ağacımız var Murat abi. Şu kuruyanlar kesilecek, biraz fazlaca ağaç var içeride. Birazcık seyreltilmesi gerekiyor. Bu kesmek kötü anlamda değil, iyilik anlamında aslında havalanacak. Yine burada çok güzel bir kiraz herhalde. Vişne mi? Kiraz. Ayva ağacımız var. İncir ağacı var. Değil mi? Ne o? Aa pardon, bak evet iyi oldu. Dallar buraya gelince o komşumuzun. Ayva bize ait değil, evet. Evet, yine burada bir cevizimiz var. Aha, evet. Buradaki neymiş? Bu çiçek. Komşunun cevizi. Bunlar çöp, bunlar yabani şeyler. Ne o? İncir. Bu elma bize ait. Kiraz bize ait. İçerideki büyük ağaç incir. Geçelim abi böyle. Oradan da evimize geçelim. Tabii çok yeşillik olduğu için ufak tefek sinekler oluyor. Normalde sokakta yoktu. Bu yeşil olan her yerde olan bir şey. Yine burada dış tuvalet var galiba. Tamam. Ha gördüm. Tamam. Burada bir tavuk kümesi var Murat abi. Tavuk kümesi var. Yine burada bir ardiyemiz var. Şimdi değerli izleyenlerin merakla beklediği evimize girelim. Evet, evimizin dış pimapenlerin hepsi, camların hepsi pimapen yapılmış. Çift cam, ıssız cam. Camlarımızda korkuluklar mevcut. Garajımızdan bahsetmiştik. Müsaade var değil mi abi? Giriyoruz. Şöyle sinekliğimizi açalım. Evet, böyle küçük bir indirme veranda yapılmış. Sen önden gir istiyorsan Murat abi. Yine burada da pimapenler kullanılmış. Evet, giriş kısmımız. Güzel bir çelik kapımız var. Evet, burası salon, televizyon. Fotoğraflarda da daha iyi belli olur. Evet, yerlerde laminat parke yapılmış. Burada bir odamız var. Tavanlar orijinal ahşap bırakılmış. Önceden böyle yapılmış, böyle kalmış. Gerçekten de köy evi gibi. Güzel. Böyle geçiyorum Yadigar amca. Hemen burada bir hem mutfak hem de oturma grubu gibi. Burada mutfak geniş. Bir oda gibi aşağı yukarı. Mutfağımız ideal. Buzdolabını bu tarafa koymuş Yadigar amcamız. Burada da bir oturma yerimiz var. Şimdi bu tarafta geçiyoruz. Tamam. Evet Murat abi, burada da yatak odası sanırım. Yatak odası olarak kullanılabilecek bir alan. Gardolabımız, sobamız. Şöyle uzun bir odamız var. Bir badana yapılması lazım. Elden geçtiği zaman zaten şu an yaşam var. Gayet güzel. Sobayla ısınılıyor burada. Manyas'a yakın zamanda doğalgaz gelecek. Allah'ın izniyle buralara da doğalgaz geldiği zaman. Burası banyomuz. Burası banyo, tuvalet Murat abi. Şöyle banyo tuvaletimiz. Şimdi 1, 2 oda, İki oda bir salon gibi. Hatta iki salon gibi böyle. Şimdi, geniş geniş. Evet. Evet. 2+1. Burası da aktif oturma odası. Bütün odalarda şeye bakıyor. Bahçeye bakıyor. Evet, yerleri söylemiştik. Bu kapıları hepsini. Bunlardan. Evet. Evet. Güzel. Şurada ne var? O şey orası. Ha, buraya bir yüklük gibi eski şeyleri evet. Bulmuş. Evet Murat abi. Telefon yeni ısınmadan kaç dakikamız oldu? Burası 4. 4. Şimdi buranın bir de duran görüntüsünü de göstereceğim. 677 metrekare içerisinde evi olan ve bilmiyorum saymadım ama 30 tane ağaç vardır. Vardır. Rahat 30 tane ağaç, yetişkin ağaç vardır. Konut imarlı %40. Evet. İsterseniz bir yan tarafa bir daire daha yapabilirsiniz yani müstakili ya da bunu yıkıp iki katlı da yapabilirsiniz. Evet. Ama yıkılacak gibi bir ev değil, oturulabilir bunlar bir ev. Bunlar deprem evi. Evet. Bunlar 30 santim kalınlığında Karatoğla'dan yapılmış. O 30 santim kalınlığında Karatoğla. Evet. 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 Sağlam evler. Yani şimdi bazen arzu ediyorlar bungalov evi ağaç ev koymak. Evet. Bahçede yerimiz var. O evet. Ağaçlardan bazen noksanacak. Evet. Oraya koymak isteyebilirsiniz. Evet, büyük bir köyümüzdeyiz. Her türlü ulaşım, hepsi okul, hepsi. Restoranından camisine kadar her şey var. Evet, Yadigar amcamız da burayı size tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hava çok sıcak. Duran görüntüsünde görüşmek üzere. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun. Hoşça kalın, iyi seyirler.